İbrahim Karagül. Neo 2.15'te muza mı hazırlık yapıyorsunuz? Osmanlı'yı yıkanlarla Türkiye'yi yıkmak için pazarlık yapıyorsunuz. Boğaz içindeki bir avuç öğrencinin çok ötesinde bir senaryo, bir hazırlık var. Ucu Atlantik ötesine, Avrupa başkentlerine, terör karargahlarına uzanan derin bir yapılanma var. Bunu sadece içerideki muhalif siyasi partilerin ittifakı olarak görmeyin. Bir müdahale cephesi kuruldu. 17-25 Aralık 15 Temmuz'dan sonra başka bir formatta hazırlık var. Biden'dan sinyal geldikten sonra harekete geçtiler. Örtülü niyet, hesap, hazırlık açık harekete dönüştürüldü. Müdahale cephesinde bu sefer kimler var? Bu cephenin içinde PKK ve DHKPC gibi terör örgütleri var. 15 Temmuz'u yapan FETÖ'cüler var, bu örgütlerin vesayet altına aldığı siyasi partiler var. CHP var, MHP'den ayrılanlar var, AK Parti'den ayrılan muhafazakar İyi Parti modelleri var. Bu cephenin içinde Karabağ'daki Ermenistan, Doğu Akdeniz'deki Yunan Avrupa İttifakı, Libya'daki Fransa, Suriye ve Irak'taki terör baronları var. En önemlisi de bütün bunların arkasında patronu olarak Türkiye'nin yükselişini engellemeyi öncelikli mesele olarak gören Batı bloğu var. 15 Temmuz'u tekrarlamak, bir kez daha deneyecekler. Bu kadar yaygın bir cephenin tek bir amacı var Erdoğan'ı devirip Türkiye'yi durdurmak. Daha büyük hedefse Türkiye'yi yeniden vesayet altına almak, kontrol alanına çekmek, Anadolu'ya hapsedip teslim almak. Bu hesap Anadolu'ya geldiğimiz günden bu yana hiç değişmedi. Yüzyıllardır hep aynı kavgayı veriyoruz. 21. yüzyılda bir kez daha en büyük mücadeleyi işte buna karşı vermek zorunda kaldık, kalıyoruz. Şu an olan 15 Temmuz'da yapamadıklarını yapma hazırlığıdır. Bir kez daha deneyecekler, bir kez daha Türkiye'yi vuracaklar. Artık 17-25 Aralık gibi mi olur, 15 Temmuz gibi mi olur ya da yeni tür bir deneme mi yapılır göreceğiz. Muhafazakar ihanet. Türkiye'nin son bin yılıyla savaşıyorlar. Gezi olayları başarısız olduktan sonra sol marjinal çevrelerle, derme çatma yapılarla, etnik ve mezhep kışkırtmalarıyla bunu başaramayacaklarını gördüler. Hemen FETÖ'yü devreye soktular. Muhafazakar İslami, yerli bir iktidarın Türkiye'yi kendi tarih ve güç havzasına döndürmesini ancak muhafazakar görünümlü bir yapı üzerinden sağlayabileceklerini düşündüler. Çünkü FETÖ güçlüydü, devletin sinir sistemlerine nüfuz etmişti ve yönetimi Amerika-İsrail istihbaratının elindeydi. En elverişli yapıydı. Onunla harekete geçtiler. MİT kriziyle başladılar, 17-25 Aralık müdahalesiyle devam ettiler. Baktılar olmuyor, 15 Temmuz'da doğrudan saldırıya geçtiler. Savaştıkları Erdoğan'dı ama aslında Türkiye ile Türkiye'nin son bin yılıyla hesaplaşıyorlardı. Erdoğan tasfiye olacak diye FETÖ ile pazarlığa oturdular. 17-25 Aralık müdahalesi öncesi Erdoğan karşıtı bütün siyasi partilerle, liderlerle, AK Parti'de olup da FETÖ ile iş tutan herkesle konuştular, pazarlık yaptılar. Kararları şuydu: Devlet ve Amerika Erdoğan'ı tasfiye edecek, yeni bir yapı kurulacak ve bunu biz kuracağız planlar ve pazarlıklar bunun üzerineydi. Görev dağılımları yaptılar, iş bitmişti, iktidarı onlar Türkiye'ye Amerika devralıyordu. 17-25 Aralık öncesi Pensilvanya'ya gidenler, bu pazarlığa oturanların tamamı bugün bu yeni oluşumun müdahale hazırlığının içinde. Kimler onlar? o isimler yeniden harekete geçirildi. İnceden bir istihbarat araştırması yapıp kimlerin Erdoğan’a karşı, FETÖ ile pazarlığa oturduğunu aramaya gerek yok. Bunların yanında Erdoğan'ın en yakınında bulunmuş isimler de var. Bugün kimlerin nerede olduğuna bakın, hepsini tek tek listelersiniz. Hangi liderlerin, siyasilerin bu görüşmeleri yaptığını, kimlerin talimatla parti kurduğunu, hangi partilere kayyum atandığını, Erdoğan sonrası için kimlerin ne tür görev almayı planladıklarını çözmek artık çok kolay. Pazarlık kayıtları kimin elindeyse patron odur. O görüşmelerin, konuşmaların, pazarlıkların kayıtları, görüntüleri kimlerin elinde? Devletin elinde olduğunu sanmıyorum ama hepsi FETÖ'nün elinde mutlaka var. Peki bu kişilerle FETÖ'nün ilişkileri bugün ne seviyede? Kasetler, kayıtlar kimin elindeyse onun istediği şekilde. Şu mu oluyor? FETÖ bunlara şunu mu diyor? Biz Erdoğan'ı tasfiye edecek, size görevler verecektik, başaramadık. Erdoğan devlet, Türkiye bizi tasfiye etti. Siz hala siyasettesiniz, biz yok oluyoruz. Biz tasfiye olursak sizi de tasfiye ederiz. O görüşme kayıtlarını ortaya sereriz mi diyor. Dört siyasi lider de bu pazarlığı yaptı. Ya da şunu mu diyor, 15 Temmuz'da son darbeyi vurduk, başaramadık, Türkiye daha da güçlendi, Hazır Biden niyetini belli etmişken, sinyal hatta talimat vermişken gelin hep beraber bir kez daha deneyelim. Aksi takdirde sadece biz değil, siz de tasfiye olacaksınız. Açık söyleyeyim, 4 siyasi parti şu anki liderleri 17-25 Aralık öncesi FETÖ ile pazarlık yaptı. Şu an olan o pazarlığı ikinci kez gerçekleştirmeye dönük bir kalkışmadır. Bu siyasi liderlerin ve partilerin amaca ulaşmak için Türkiye'ye büyük hedeflerine sırtını dönüp Amerika çıkarlarına göre pozisyon almaları, açıktan Türkiye'ye müdahale et çağrıları işte bu pazarlığın sonucu. Dikkat ederseniz en son 15 Temmuz'da başarısız olunca birçokları AK Parti'den ayrıldı, kendilerine gösterilen yeni yerlerine konumlandı. Osmanlı'yı yıkanlarla Türkiye'yi yıkmak için pazarlık mı yapıyorlar? Osmanlı'yı yıkanlarla pazarlık yürütüyorlar. Bu sefer Türkiye'yi yıkmak için anlaşmalar yapıyorlar. Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da kimler yenilmiş bugünlerde çıkıyor. Biz Suriye'de PKK ve Daşla patronları Libya'da Fransa, Karabağ'da Ermenistan yenildi sanıyorduk. Akdeniz'de bir çok uluslu ittifakla hesaplaşıyoruz biliyorduk. Zaten de öyleydik. Sadece onlar yenilmemiş, bizimkiler de yenilmiş. İçeridekiler de yenilmiş. İçeride ve dışarıda aynı cephe varmış. Biz Türkiye çok büyük bir cephe ile koalisyonla mücadele ediyormuşuz. Türkiye'ye müdahale et, el koy çağrısı yapıyorlar. Böyle bir çirkeflik, arsızlık. Bunu da biliyorduk ama bu kadar çirkinliğe, çirkefliğe, arsızlığa, bu kadar açıktan içeriden vurmaya, bu kadar ihanete tanık olmayız diye umuyorduk dışarıda neler döndüğünü, nasıl dört bir taraftan çevrelenmek istendiğimizi, bu kuşatmayı yarmak için neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. Buna göre hareket ediyorduk. Dışarıdaki zaferlerin intikamını içeride alıyorlar. Rövanş alıyorlar, örgütleniyorlar, cepheler kuruyorlar, terör kapılarını aralandırıyorlar. Gel Boğaziçi Üniversitesi'ne el koy çağrısı yapıyorlar. Gel Türkiye'ye müdahale et, el koy çağrısı yapıyorlar. İşgal de etseniz, ülkeyi de parçalasanız kabulümüzdür, yeter ki gelin diyorlar. Onlar vurdukça biz daha ileri gideceğiz. Böyle olacak, göreceksiniz. On yıllarca enerjimizi, kaynaklarımızı, insanımızı, ülkemizi içeride iç kavgalarla tükettik. Bizi Anadolu'ya sıkıştırdılar, her yönden saldırı altında bıraktılar. Fakirliğe, rezilliğe, onursuzluğa mahkum ettiler alay ettiler, itibarımızı kırdılar, kaynaklarımızı talan ettiler, ekonomimizi çökertip üç kuruşa mahkum ettiler. İlk kez başımızı kaldırıp dünyaya baktık, sınırlarımızın ötesine, coğrafyamıza baktık. Yeniden başımızı önümüze eğdirmeye çalışıyorlar. Yeniden iç kavgalara, sonu gelmez terör dalgalarına mahkum etmek istiyorlar. Yenilmeyeceğiz.'' asla pes etmeyeceğiz. 2023 öncesi bu son müdahaleyi de savuşturacağız. Onlar vurdukça biz daha ileri gideceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar. Olacak olan budur. Hep birlikte göreceğiz. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Tamer Korkmaz, Baydın İçi Üniversitesi Boğaziçi meselesine geleceğiz ama ve lakin önce Ayşenur. Halk TV ekranında laiklik sözcüğünü günde yüz kere söylememiz lazım. Çünkü unutuluyor laiklik 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 dedi. Olay nedir? Laikliği din olarak gören Ayşenur bir nevi laikçi tesbihat öneriyor. Laikçi zikir de diyebiliriz. Türkiye'deki laiklik putçuluğunun geldiği vahim ötesi istasyon akla ziyandır, ibretliktir. Balatayı sıyırmak mı? İşte böyle bir şeydir. Ayşenur pek yakında adını da değiştirmek isteyebilir. Malum ismi laikliği acayip ihlal ediyor. Geziden boğaz içine. Amerika'nın yeni kovboyu Siyonist Joe Biden seçim kampanyası sırasında Türkiye'deki muhalefete iktidarı devirmeyi vaat etmişti. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki son eylemler üzerinden yapılan ikinci gezi denemesi, işte Mendebur Biden yönetiminin Türkiye'deki ilk örtülü operasyonudur. 2013 yazındaki Gezi kalkışması günlerinde İstanbul ve Ankara'da toplam 104 istihbaratçı saptanmıştı. Bunların çoğunluğu CIA mensubuydu. Sahi şu sıralar sahada bunlardan ne kadar var acaba? Eylemlerde gözaltına alınanların birkaçı hariç Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi değildir. 79'u DHKPC'li ve TKP/M'li çıktı. Eylemcilerin arasında THKP/C'lisi, PKK'lısı, FETÖcüsü de itina ile yerlerini almışlar. Ez cümle Boğaziçi protestolarında başrolde öğrenciler değil teröristler var. Bu teröristlerin derin kuklacısı içerideki gladio yapılanmasıyla birlikte CIA'in sahaya sürdüğü elemanlarıdır. Ortaya bir buçuk çifte standart. Haydut Devlet Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı Boğaziçi Üniversitesi eylemleri için barışçıl gösteriler diyor. Türkiye'deki teröristlerin işbu eylemlerini barışçı diye nitelendirenler, Amerika'daki kongre baskınını düzenleyen protestoculara terörist diyorlardı. En başta Bunak Biden böyle diyordu. Eh ne de olsa Amerika Birleşik Kahpeler Devleti'nin çifte standartları şahanedir ve pek konforludur. Aynı çifte standartı Amerikan medyası da icra ediyor. Birleşik Sapıklar Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, LGBT karşıtı söylemleri şiddetle ağır biçimde kınıyoruz diyerek Ankara'ya parmak salladı. Dışişleri Bakanlığımızsa onlara aynaya bakmalarını tavsiye etti. Bir başka deyişle o parmağı alıp Amerikalı muhataplarının pek münasip bir yerlerine şak diye yerleştiri verdiler. Geyler, lezbiyenler, travestiler vesaire hepsi Amerikan Birleşik Sapıklar Devleti'nin vazifeli çocuklarıdır. Washington'dakiler Türkiye'deki her türlü gerilim filmini finalde bizim çocuklar başardı demeyi umut ederek seyrederler. Memdalisiz olur mu hiç? Şimdilerde kaçak vaziyetteki gezicilerden Mehmet Ali Alabora, Boğaziçi protestolarına destek mesajları atıyor. Ne demişler? Kambersiz düğün olmaz. Tam da Mr. Alabora'nın mesele rektör değil, sen hala anlamadın mı diye mükerrer bir tweet atması beklenirken, Ankara Üniversitesi'nde toplanan bir grup, mesele Boğaziçi değil, sen hala anlamadın mı diye pankart açarak geziye göndermede bulunuverdi. Maksat hasıl oldu. Daha doğrusu asıl maksat dışa vuruldu. 2013'te ağaçlar bahaneydi, 2021'de rektör bahane. Hiç şaşırmayız. Boğaziçi eylemcileri gezicilerin yolundan gittiklerine göre şöyle bir talepte bulunmaları da zerre şaşırtıcı olmayacaktır. Türkiye dış politikasını değiştirmelidir. Amerika Birleşik Terör Devletleri'nin başı Joe Biden, Boğaziçi Üniversitesi'nde sahne alan piyonlarından bu işbirlikçi repliği de bekliyor olmalı. Tamer Korkmaz